Dostlar merhaba, Eyüp Hoca ben. Dersime hoş geldiniz. Sözcükte anlam konusunun ikinci dersiyle sizlerle birlikteyim. Bu sefer üniversite sınavlarında, DGS'de, KPSS'de en çok sorulan söz öbeklerinde anlam konusunu işleyeceğiz. Eğer dilerseniz ve hazırsanız konu anlatımına başlayalım dostlar. Şimdi söz öbeği nedir? Önce bunu tanımlayalım. Tek sözcükle anlatılamayan, anlatımı için birden çok sözcüğe gereksinim duyulan, nesne ve kavramları karşılamaya yarayan dil birliklerine söz öbeği diyoruz dostlar. Bu sözcükler ekli, eksiz bir bütün oluşturur, öbekteki sözcüklerin yerleri değiştirilemez, cümlede tek bir öge olarak işlev görür. Yani tek başına özne, tek başına nesne vesairedir. Şimdi biz bu söz öbeklerini iki gruba ayıracağız. Bunlardan bir tanesi kalıplaşmış söz öbeği. Kalıplaşmış ne demek? Dile yerleşmiş. Yani toplumun genelinin bundan haberdar olduğu, söylediğin zaman az çok birilerinin fikir sahibi olduğu söz öbeklerine kalıplaşmış söz öbeği diyoruz. Bunlardan bir tanesi deyimler. Deyimler birden çok sözcüğün genellikle sözlük anlamından uzaklaşarak oluşturduğu etkileyici, çekici söz kalıplarıdır. Şimdi burada ünlü bir Türkolog, neydi adamın adı? Bak yine unuttum. Onun bir ifadesi var. Diyor ki, unutmayalım ki aynı sözcüğün tekrarıyla yapılan ikilemeler hariç diğer bütün ikilemelerde deyim olarak kabul edilir. Ha, hatırladım. Ömer Asım Aksoy. Kimdir bu Ömer Asım Aksoy? Türk Dil Kurumu'nun eski başkanı, çok sayıda kitabı olan bir dil bilimci. Aynı zamanda böyle bir ifadesi var. Ha, bu ifade doğru mudur? Yani geçerli midir? Bazı sorularda geçerli olabilir. Onun için bunu kenarda, köşede, bir yerde cebinizde saklayın derim ben size. Yani aynı sözcüğün tekrarıyla yapılan ikilemeler dışında ne kadar ikileme görüyorsanız Ömer Asım Aksoy bunları deyim olarak kabul ediyor. Örneğin ıvır zıvır, eğri büğrü vesaire. Bunların hepsi Ömer Asım Aksoy'a göre bir deyimdir. Peki devam edelim. Şimdi deyimlerin özelliklerine bakacak olursak, deyimler kalıplaşmış sözler olduğu için içinden hiçbir sözcük çıkarılamaz. Sözcüklerin yeri değiştirilemez, eş anlamlısı kullanılamaz, aksi takdirde anlatım bozukluğu olur. Deyimlerin arasına başka sözcükler girebilir. Mesela başını derde sokmak bir deyimdir. Başını son günlerde yine derde soktu. Ağzını hayra açmamak bir deyimdir. O ağzını hiçbir zaman hayra açmaz şeklinde kullanılabilir. Deyimlerin geneli mecazlıdır ancak gerçek anlamlı deyimler de vardır. Mesela ne günlere kaldık, canı sağ olsun, bir bu eksikti, olur şey değil. Bakın bunlar gerçek anlamlı deyimlerdir. Deyimler genel olarak mastar biçimindedir. Abayı yakmak, pabucu dama atılmak, meklim aklı biter. Ama cümle biçiminde deyimler de var. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Pabuç kadar dili var. Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur. Şimdi burada hani sıklıkla uyguladığınız bir yöntem var ya, deyim ve atasözünü birbirinden ayırt etmek için. Eğer cümle biçimindeyse atasözü, değilse deyim. Dolayısıyla o yöntemin yanlış olduğunu böylece görmüş oluyoruz. Cümle biçiminde deyimler de var. E hocam biz deyimlerle atasözlerini birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Onun taktiğini vereceğim size konunun sonunda. Devam. Bir olaya, bir öyküye dayanan deyimler de vardır. Abayı yakmak, sarı çizmeli Mehmet Ağa, çıkar ağzından baklayı, bunların hepsinin yaşanmış bazı hikayeleri var ki ben kahve molası videolarımda genellikle bu hikayeleri anlatıyorum. Uyaklı deyimler vardır, yani kafiyeli. Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı. Yere bakan yürek yakan gibi sonu kafiyeli biten deyimlerimiz de mevcuttur. Peki gelelim atasözlerine. Atalarımızdan günümüze kadar ulaşan, belirli bir yargı içeren, söyleyeni belli olmayan düz konuşma biçiminde sözlerdir ki biliyorsunuz İslamiyet öncesinde atasözleri şiir biçimindeydi. Özelliklerine bakacak olursak yine kalıplaşmış sözlerdir. Atasözlerini oluşturan sözcükler eş anlamlarıyla dahi değiştirilemez. Kısa ve özlü sözlerdir, yani az sözde çok şey anlatırlar. Bir kültür ögesidir. Yaşam coğrafyaları birbirine yakın milletler kültür ögelerini paylaştıkları için atasözleri de benzerlik gösterebilir. Yani şunu demek istiyor. Bizim Yunanlarla, İranlarla benzer atasözlerine sahip olmamız son derece doğaldır. Kültür alışverişi çok fazla olmuştur çünkü. Ama yaşam coğrafyaları birbirine uzak olan ülkelerde zıt atasözleri olabilir. Örneğin biz bugünün işini yarına bırakma deriz.
Çinliler bugün işini yarını bırak belki yapmak zorunda kalmazsın derler gibi zıt atasözleri olabilir. Zaten ne geliyorsa başımıza bu Çinlilerden geliyor. Atasözleri de enteresandır. Mesela şemsiyeli bir atasözleri var. Şimdi burada söylemeyeyim. Enteresan atasözleri var. Tecrübelere ve gözlemlere dayanırlar. Bazen adet ve gelenekleri ifade ederler. Anonimdirler, yani söyleyeni belirsizdir. Edebi özelliği gösterirler. Çoğu kinayelidir, yani hem gerçek hem mecaz anlam barındırır. Tabii ki mecazı kasteder. Genel yargı bildirirler, yani toplumun tamamına hitap ederler. Dolaylı ya da doğrudan öğüt anlamı taşırlar. Ki bu üç özellik deyim ve atasözünü birbirinden ayırt etmek için kullanacağımız özelliklerdir. Nasıl mı? Şöyle. Bakın şimdi. Ateş düştüğü yeri yakar. Bu söz sadece beni mi ilgilendiriyor? Hayır. Hepimizi ilgilendiriyor değil mi? Toplumun tamamı için ateş düştüğü yeri yakar kardeşim. Peki geçti borun pazarı süreç şey neydi diye. Bu beni ilgilendiriyor mu şu anda? Hayır. Bir fırsat kaçırmış değilim. Seni ilgilendiriyor mu şu anda? Bilemem. Yani bu kişiye özeldir. Özel durumda söylenir. Doğru mu? Bak biri genel, diğeri özel. Ateş düştüğü yeri yakar. Kinaye var mı? Hem gerçek hem mecaz. Evet var. Geçti borun pazarı süreç şeyini diye. Bu sadece mecaz. Ha, her zaman bu olur mu? Yani atasözleri her zaman kinayeli midir? Hayır, bazen sadece gerçek anlamda atasözleri de vardır ama şu genellik özellik ayırt etmek için kullanılacak en güzel örnektir. Ateş düştüğü yeri yakar. Dolaylı da olsa bir öğüt var. Dolaylı öğüt. Dolaylı öğüt doğrudan öğüt. Bunu birazdan bir soru üzerinde anlatacağım size. Geçti borun pazarı süreç şeyini diye burada öğüt yok. Gördüğünüz gibi şu üç özellikle deyim midir, atasözü müdür kolaylıkla anlaşılır. Ateş düştüğü yeri yakar, genel topluma hitap ettiği için atasözü. Geçti borun pazarı süreç şeyini diye kişiye özel olduğu için deyimdir dostlar. Peki gelelim ikilemelere. Anlatımı daha etkili kılmak için oluşturulan söz birimleridir. Daima ayrı yazılır şu gitgide hariç. Gitgide aslında ikileme değildir de öyle geçiyor. Neyse. Gitgide bitişik yazılır. Ama onun dışında ikilemeler hep ayrı yazılır. Kelimelerin arasına herhangi bir noktalama işareti girmez. İkilemelerle ilgili iki çeşit soru kalıbı var dostlarım. Bunlardan biri onların oluşum şekli. Mesela ortalıkta ses seda yoktu dediğimizde yakın anlamlı sözcüklerle kurulmuş değil mi? Benimle ileri geri konuşma, zıt anlamlı kelimelerle kurulmuş. Ivır zıvır eşyaları kenara koydu. Burada iki anlamsız kelime. Sözcüklerden biri anlamlı biri anlamsız olabilir. Eğri büğrü. Aynı sözcüğün tekrarı olabilir. Uzun uzun. Yansıma sözcüklerle kurulabilir. Gürül gürül. Bunlar ikilemenin oluşum şekliyle alakalıdır. Bir de ikilemelerin görevi vardır dostlar. Cümle içerisinde isim, sıfat ve zarf olarak kullanılmış olmaları. Hocam biz dil bilgisini daha işlemedik. Nereden bileceğiz bunu? Doğrudur. Ben şimdilik bunu size bir altyapı oluşsun diye anlatıyorum. Yani ikilemenin görevi sorulursa neye bakacağımızı bilelim. Örneğin ortalıkta ses seda yoktu derken bak bu bir isim. Benimle ileri geri konuşma nasıl konuşma? İleri geri konuşma fiile gelmiş zarf. Ivır zıvır eşyalar, eşya isim nasıl eşya, ıvır zıvır eşya, dikkat edin bu burada sıfat olarak kullanılmış. İsim, sıfat, zarf konularını öğrendikten sonra daha rahat çözebileceğiz ama göreviyle ilgili bir soru gelirse artık neye bakmamız gerektiğini biliyoruz. Peki gelelim pekiştirmelere. Anlama güç katmak için başvurulan sözcüklerdir ve değişik yollarla yapılır. Mesela sözcüğün ilk ünlüsüne kadar gelip MPRS ünsüzlerini kullanıp kelimenin tamamını tekrarlamak şeklinde açık, pembe, beyaz, temiz, apaçık, pes pembe, bembeyaz, tertemiz gibi. Hatta bunlarda bazen ünün türemesi olur değil mi? Sap sağlam demeyiz sapa sağlam. Yap yalnız demeyiz yapayalnız. Çırılçıplak, güpegündüz, düpedüz gibi. İkilemelerin arasına mi soru edatı koyarak da pekiştirme elde edebiliriz. Dürüst mü dürüst, tembel mi tembel, olgun mu olgun, acı mı acı. Değişik ekler kullanarak pekiştirme yapılabilir. Karma karışık gibi mesela. Bunlar değişik pekiştirme örnekleridir. Pekiştirmeler de aynı şekilde ikilemeler gibi cümle içerisinde isim, sıfat, zarf görevi üstlenebilir dostlarım. Unutmayalım. Peki dolaylama.
Bir kelimeyle anlatılabilecek bir durumu birden fazla kelimeyle anlatma işidir. Dolaylamanın doğru kabul edilebilmesi için toplum tarafından benimsenmesi lazım. Yani sen file bekçisi dedin mi kaleciden bahsedildiğini herkes bilir. Yavru vatan Kıbrıs, bacasız sanayi turizm, sihirli kutu televizyon, derya kuzusu balık, meşin yuvarlak top, beyaz altın pamuk, ormanlar kralı aslan gibi topluma artık mal olmuş. Zaten kalıplaşmış sözü bey. Dostlar kalıplaşmış yani dile yerleşmiş ifadeler. Buna çok benzeyen bir de güzel adlandırma var dostlar. Sözcük söylendiğinde insanların zihninde oluşan iğrenme, korku gibi ifadeleri ortadan kaldırmak için kötü sözcüklere güzel isimler koymak. Mesela yarasa. Ömrümüzü yedi, ömrümüzü. Yarasa. Değil mi? Yarasa yerine karanlık kuşu mesela. Ölüm, son yolculuk ya da rahmete kavuşmak. Azrail, ölüm meleği. Sağır, işitme engelli. Kör, görme engelli. Gerizekalı, zihinsel engelli. Sakat, bedensel engelli. Deli, akıl hastası. Cin, iyi saatte olsunlar. Üç harfli. Verem, ince hastalık. Onun dışında kel yerine alnı geniş. Şişman yerine hafif toplu, kemikleri iri gibi güzel adlandırmalar da olabilir. Peki, haydi muhteşem üçlümüzü çözelim. Hangisinde doğrudan öğüt söz konusudur? Ha, hocam nedir bu doğrudan öğüt, dolaylı öğüt? Bak şimdi çok dikkatli dinle. Eğer atasözünün içinde emir kipi görüyorsan, kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu. Aklına geleni işleme. Akşamın işini sabaha bırakma. Akarsuya inanma, yapma, etme, gitme gibi böyle emir kipiyle sana bir şey direkt yapma diyorsa, etme diyorsa, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyorsa bu doğrudan öğüttür. Ama geç olsun da güç olmasın. Yani buradan öğüt çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet, yani bir iş bırak geç olsun, yeter ki kötü olmasın sonu. Yani yavaş ilerlesin ama güzel olsun şeklinde bir öğüt var ama direkt şunu yap, bunu yap, bunu yapma gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu dolaylı öğüttür. Hangisinde deyim yanlışlığından bir anlatım bozukluğu vardır? Bir bakalım. 2 gün boyunca durmadan yürümüş, ayaklarına karasular inmişti. Doğru. Adam kendisine yöneltilen eleştirileri kabul etmiyor, burnundan kıl aldırmıyordu. Doğru. Ticaret yapmaktan ağzı yanmış, eski işine dönmüştü. Doğru. Kulakları çınlasın, ne güzel mavallar anlatırdı bize. Doğru. Bu kadar işi bir günde yapabilmeyi gözüm ısırmıyor değil, gözüm kesmiyor olacak. Gözü ısırmak değil mi? Onu bir yerden tanıyorum anlamında kullanılır değil mi? Peki, son soruya bakalım. Bir de deyim açıklayıcısıyla birlikte kullanılmıştır. Eymen doğunca benim pabucum dama atıldı. Artık ailenin ilgi odağı ben değilim. Evet, şurada da açıklamasını verdi. İkide ikileme zarf görevinde kullanılmıştır. Zaman zaman onunla görüşürüm. Ne zaman görüşürüm? Zaman zaman zarf görevinde doğru. Üçteki kelime ile ikideki ikilemenin görevi farklıdır. Yazdıklarını okuyamıyorum. Yazdıkların eğri büğrü görünüyor. Nasıl görünüyor eğri büğrü? Bak bu da zarf. Eğri büğrü bir yazı deseydi sıfat olurdu. Bu da zarf olduğuna göre. Farklıdır diyor görevleri. Hayır, aynıdır. Dörtteki pekiştirme sıfat görevindedir. Simsiyah gece, evet, sıfat görevinde. Beşte atasözünde yapılan bir yanlışlık anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur dedi ve çıktı. Ottur. Değil mi? Çiçektir değil. Ottur demesi lazım. Evet. Peki. Şimdi gelelim bomba bölüm. Kalıplaşmamış söz öbekleri. İşte asıl sorular DGS, KPSS, TYT. Yani ne kadar sınav varsa aklınıza gelebileceğiniz ne kadar sınav varsa buradan geliyor. Nedir? Bazı anlam ayrıntıların ifadesini deyim atasöz gibi kalıplaşmış sözler kullanılmaz. Bunlar yetersiz kalır. Bu durumda yazar yeni bir söz öbeği oluşturur. Onun yaratıcısı odur. Belki de sadece o anda kullanmıştır. Bir daha da kullanmamıştır. Onun için kalıplaşmamıştır. Yani dile yerleşmemiştir. Bununla ilgili sorular bizim karşımıza nasıl geliyor ki en çok buradan soru çıkar dostlar? Nedir? Parça verip parçada bir yerin altını çizmek ya da parça verip tırnak içine alıp ikisinde de taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır soruları. Şimdi bu sorularda yapılabilecek en büyük hata. Parçayı okuyoruz. Evet, okuyacağız. Bak şimdi bazı öğretmenler aman okuma, sadece buraya bak, şıklarda bunlara bak, ben ne güzel buluyorum gibi kendi artistliğini yapabilir. O kendi şovunu yapıyor dostlar. Yani o adam, ben de dahil, birçok öğretmen buna benzer milyon tane soru çözdük, yazdık, çizdik. Haliyle böyle bir soru geldiğinde bana, ben de dahil,
Metni okumuyorum. Sadece buraya bakıyorum. Bunun anlamını arıyorum aşağıda. Çünkü rahatım abi. Sınavda değilim. Yanlış yapsam ne olur? Ne gelebilir başıma? Değil mi? Ama sen sınavdasın usta. Sınavdasın. Yani geleceğini kodluyorsun be abi. Yani sen bu metni okumak zorundasın. Metni okuyacaksın ama nasıl okuyacaksın? Metnin anlamından uzak durarak. Metni anlamaya çalışmayacaksın. Metnin mesajından uzak duracaksın. Yani şöyle bak. Eserlerimi yazarken geçmişin işiyle geleceğe bağlı olduğumun farkına varmıyorum. Okuduğum divan edebiyatı eserlerinin beni bu kadar sarıp sarmalayacağını tahmin edemezdim. İleriye attığım her adım beni eskiyle birlikte geleceğe götürüyor. Şimdi bu metnin mesajı şu. Divan edebiyatı o kadar köklü bir kültürdür ki yazar ister istemez modern edebiyat tarzında eser oluştururken divan edebiyatından da etkilenip beslenmektedir. Bundan uzak duracaksın. Metnin mesajı bu çünkü. Bundan uzak duruyorsun. Seni ilgilendiren sadece burası ve sen metni burayı anlamak için okudun. Peki burası ne diyor? Altı çizili bölüm. Geleceğe ulaşmak için geçmişten faydalanmak. Bu kadar. Kurşun bir kütle gibi çökmüştü üstüme. Metni okuyacağız ama metni anlamak için değil. Metni burayı anlamak için okuyacağız. Hocam çok vakit kaybediyorum. Vallahi kendine güveniyorsan sadece burayı oku. Evet, kendine güveniyorsan. Ama sınavdan çıktıktan sonra Eyüp Hoca sen böyle böyle dedin. Ben sadece buraları okudum, yanlış yaptım diye gelme bana. Tamam mı? Eğer kendine güveniyorsan sadece burayı oku. Bak ben rahatım, benim tuzum kuru. Ben öğretmenim, 18 yıllık öğretmenim. Öğrenci soruyu getiriyor. Metni boş veriyorum, okumuyorum çoğu zaman. Sadece buraya bakıyorum. Bunun anlamını şıklarda arıyorum, buluyorum ve öğrenciye anlatıyorum. Öğrenciye ne diyorum peki? Sen mutlaka oku kardeşim. Cin olmadan adam çarpmaya kalkma sakın. Sen mutlaka oku. Ha ne zaman ki benim düzeyime gelirsin. Yani bununla benzer 1000 tane soru çözmüşsündür artık. Tamamdısındır artık. E tamam, kendine güveniyorsan sadece orayı okuyabilirsin. Ama ben her zaman öğrencime diyorum. Hızlı bir okuma sadece burayı anlamak için. Kurşun bir kütle gibi çökmüştü üstüme. Yani ağırlığı, sorumluluğu altında eziliyordum gibi bir anlam şıklarda arayacağız. Haydi bakalım. Muhteşem üçlümüzü çözelim, dersimizi bitirelim. İyi düzenlenmiş zaman düzenli yaşamım demektir. Tamam, altı çiziliyi arayacağım. İyi düzenlenmiş zaman. Zamana gerekli önemin verilmesi. Geç. İnsan hayatında düzenin olması. Evet, metnin tamamında bu anlatılıyor ama o değil. Zamanın yapacaklarımıza göre ayarlanması. Evet, işte bu. İyi düzenlenmiş zaman ne demek? Zamanın yapacaklarımıza göre ayarlanması demektir. Söyleyecek sözü olmak ne demektir? Söyleyecek sözü olan bir yazar olaylar karşısında tavrını net bir şekilde ortaya koyar. Söyleyecek sözü olmak yani bir mesajı olan. İletecek bir mesajı olmak. Evet. Gelelim şuraya. Bak bu sefer bunlar yeni nesil sorudur. Birden fazla yerin altı çizilmiş. Sanat güdümle yapılmaz. Hani güdümlü füze deriz ya. Varacağı hedef önceden belirlenmiş. Aha burada. Özgür düşünen bireyler sansürsüz üretir. Sansür ne demek? Dış denetim demek. Sansürsüz, dış kontrollere uğramayan. Önemli olan bireylerin zihinsel devrimidir. Yani düşüncede yapılan yenilik. Değil mi? Bilim kurgu eserlerinde olmayan milletler gelecekte de olmayacaktır. Hayal gücü üretmeyen milletlerin beyinleri düşleri bile tutsak alınmış. Yani hayallerinde bile özgür olmayan. Evet, cevabımız Ceyhan. Evet sevgili dostlarım, ikinci dersim bu kadardı. Üçüncü derste görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Ufak ufak soru çözmeye başlayın dostlar. Üçüncü videoyla birlikte sözcükte anlam konusunu tamamen bitirmiş olacağız. Hoşçakalın.